Adaçayı boğaz özellikle enfeksiyonlarında, faranjit, larenjit gibi enfeksiyonlarda çok etkin rol oynuyor. Onun dışında sürekli konuşan insanların birazcık da meslek hastalığı sonucunda başvurması gereken bir bitki. O zaman ben birazdan kullanacağım gibi görünüyor. Evet. Özellikle boğaz ağrısı için 5. doğal ağrı kesicimizi tanıyoruz. Peki adaçayını nasıl hazırlayacağız? Kaynamış suyun içerisinde adaçayını bekleterek başlayacağız. Bir su bardağı kadar su yeterli olacaktır bizim için. Tamam. İçerisine de bir tutam kadar adaçayı ekleyeceğiz. Adaçayı uçucu yağ esitleri bakımından zengin olduğu için kaynatmıyoruz. Kaynatmayla onların etkisi çünkü gidiyor. Bu önemli bir bilgi. Evet. Özellikle kök olan bitkileri kaynatıyoruz ama çiçekli olan bitkileri sadece demleme usulüyle yapıyoruz. Evet. Bunu yaklaşık bir 5-10 dakika kadar bekleteceğiz. Daha sonrasında bunu sıcak içilebilir de veya soğuduktan sonra gargara şeklinde gün içerisinde belli zamanlarda da tekrarlanıp özellikle boğaz enfeksiyonunda, ses kısıklıklarında veya o iltihabın daha ileriye gitmesini önlemek için uygulanabilecek ağrı kesici özelliği olan bir bitki. 5. ve son doğal ağrı kesiciyi kendime servis ederek bitiriyorum. Boğaz ağrısı için efendim adaçayı diyoruz. Afiyet olsun.